Ya bunlar da erkekler için bir sığınma sebebi olmasa gerek yani. Bazılarında olabilir ama bunları genelleyemeyiz ve bunları bir şeyleri yapmanın için bir sığınma materyali haline getirmememiz lazım. Gerçeklik payı var mıdır? Varsa da iki tarafın birden bakması lazım. İki kişilik bir şeyden bahsediyoruz yani. Ha o zaman cinsel ilgiye gitmiyorsa kadın bundan sorumludur, erkek de aldatabilir gibi bir yol açıyoruz burada yani. Yok öyle bir yol. İki kişinin arasında yaşanan bir şey bu. Dolayısıyla iyi gitmeyen bir şey varsa iki kişinin sorumluluğundadır. Ama zaten işte bu bize yüklenen işte erkeğe de başka sorumluluklar yüklenir. İşte çocuğu şunu şuna yapman lazım, bunu yap, ben yapmam lazım. Bana da başka sorumluluklar yükleniyor. Kadına da başka sorumluluklar yükleniyor. Bu yüklenen sorumlulukları da kabul etmemeye doğru gitmemiz lazım. Yani bu sorumlulukları da önce bir almayalım. Önce bir almayı bir bırakalım yani. Bunlar sorumluluk, böyle sorumluluk olmaz. Yani kabul ettiğimiz roller üzerinden başımız belaya gidiyor burada. Etmeyelim kabul, niye ediyoruz? Yani bir ilişkideki cinselliğin iyi gidip gitmemesinin taraflardan birine yüklenmesi kadar saçma sapan bir şey olabilir mi yani? Kadının böyle bir rolü yok. Kabul etmeyin diyorum. Aksi takdirde şunu yapmış oluyorsunuz yani. Bir yandan da adamı bununla ilgili bir bahane de sunmuş oluyorsunuz. Sorunun içinde zaten kadını aşağılayan bir şey var. Sonra diyoruz ki ben niye aşağılanıyorum? Soru zaten oradan yürüyor. Böyle bir sorumluluğu niye alasınız? Bakacak abi insan ilişkisinde cinsellik niye gitmiyorsa niye gitmediğine bakacak. Arzu etmiyorsa uzaklaşmayı, ayrılmayı da tabii ki öne koyabilir. Onun için öncelikliyse bu. Tabii ki koyar. Böyle bahaneler üretmeyelim yani. Bahaneler üzerinden mavra bunlar. Cinsellik iyi gitmiyor ama ilişkiden gitmek de istemiyorsun. Tamam kal abi buyur yani tamam. Karşı taraf da bunu senin gibi yaşıyorsa o kadar önemli değildir o zaman sizin için. Bu öncelikli değildir. Böyle de aseksüel de olabilirsiniz ve eşiniz de olabilir. Yani ne yapayım? Mutlu musunuz? Keyfiniz yerine mi? Gitme tabii. Niye gideceksin? Ama tabii karşı tarafın da aynı duyguları paylaşması lazım. Yok tabii ki iyi cinsellik ne, kötü cinsellik de onları da ayrıca tabii tarif etmek lazım. Ayrıca o cinselliğin iyi gitmemesine neden olan şey sadece cinselliğin kendisi midir? Ona da bakmak lazım. Çünkü aramızda cinsellik denilen şeyde aramız sadece yatakta ve o eylem yapılırken olan şey değildir. Yani bütün hayatımızın içinde böyle bir libido var mı yok mu biraz ona bakmamız lazım. Yani önce kendi hayatımızdaki kendimiz ve kendi hayatımızla ilgili libidinal tarafımız hayata katılmış mı engelli mi ona bakmakta fayda var. Sonra o libidinal şey o ilişkinin içine yayılıyor mu? Aksi takdirde şu oluyor zaten yani başlangıcı ve bitişi olan bir eylemden bahsetmiş oluyoruz. Halbuki cinsellik ve eros o ilişkinin totaline biraz yayılmalıdır. O bazen kitap okurken olur. Bazen konuşurken olur. Çok çekicidir yani böyle şeyler. Yani cinselliği koyduğumuz yer çerçeveli bir yer olduğunda da aslında çok azaltırız onu. Siz kendinizden doğru bakın yani bir düşünün. Yani sizin için çekim hissettiğiniz, erotik bir şey hissettiğiniz şeyler sadece cinsel organlar ve cinsel eylem sırasında mıdır ki? Hiç değildir. Benim için hiç öyle değildir. Bir sürü başka ayrıntı vardır orada ve o ayrıntılar çok besleyicidir. Heyecanı artırmaya yönelik şeylerden hiç bahsetmem. Saçmalamışsın. Bu benim lafım değil. Hayatları öyledir de onun için. Hep bunu söylüyorum. Yani akılları, fikirleri şurada şimdi bir daire almak, oradan sonra da şu evi almak
yazında bilmem ne turla bilmem nereye gitmek veya bilmem ne ot festivalinde geçirecekleri 10 günün bilmem ne gibi böyle sıradanlıktan ölen bir hayatın içinde ondan sonra hayatın ve ilişkin heyecansız. Yani hayatın tabii ki heyecansız olur. İlişkin tabii ki heyecansız olur. Beklentilerine bak. Cılız yani. Görkemli değil. O bütün görkemsizliğinle bir ilişkinin içine girip görkem mi bekliyorsun? Seni kandırmışlar. Yani çocuğun ilk doğduğu andaki kadının zorlukları, önceliğinin farklı olması falan gibi bir dönem buna yol açabilir. Ondan sonrasının çocukla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çocukcağız zaten bebeğin hiçbir suçu yok. Aslında bir anlamda daha yaşamsal bir kaynak geliyor ve bu kaynak da aslında ilişkiyi besleyebilir ama o yaşamsal kaynağı sadece kaygıyla yaşıyorlar yani. Anne artık böyle çocuğunu sevmek, ben görüyorum bunu, çocuğu sevmeyi unutmuş. Şu olmasın, bu olmasın, şu olmasın diye baktığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani çocukla kurduğu ilişki de aslında sevgi volümlü, eros dolu değil. Eros deyince aklınıza sadece seks gelmesin. Eros dolu değil. Çünkü kaygıyla bakıyor, performansla bakıyor. Ondan sonra hangi okulda okuyacak, hangi bilmem ne yapacak, hangi alan okuluna göndereceğim. Ondan sonra bilmem ne grubundan seninki nerede okuyor, benimki nerede okuyor. Bir takım rekabetler, bilmem neler. Yaşamsal değil bunlar. Yani hayatı hayat gibi yaşamayınca ondan sonra diyoruz benim hayatım niye coşkusuz? Hayat hayat gibi yaşamıyorsun çünkü. Malzemene bak. Bu malzemeyle ne olur ki? Yani bir takım plastik malzemeler almışsın. Ve evde çok sofistike bir yemek yapmaya çalışıyorsun. Yapamazsın. Ondan menemen bile çıkmaz yani. Güzel domates alacaksın yani. Yani domatesin, biberin güzel olacak yani. Organik bir şeylerle olunca güzel olur, güzel kokar o. Plastik bunlar. Ondan sonra kesişsel olarak cinselliğimiz kötü. Kesişsel olarak cinselliğiniz kötü değil. Hayatınız boktan. Hayatı yaşayışınız berbat. Yani bu berbat. O da kötü olur. En fazla ne olur? İlk başlarda onu elde edeceğim falan filan hallerinde olduğu sırada olan şeyler olur. Gerisi cılız cılız cılız. Çocuğun adı bebek zaten. Eyvallah. Fenaymış. Yani bu bir de konuda... ünlüler yapıyor değil mi? Bilmem ne bebek. Ünlülerin çocuklarının hepsinin adı bilmem ne bebek. Ben ona çok gülüyorum. Diğerleri başka bir şey. Herkesin çocuğunun adı Ali, Ayşe, Fatma, neyse Merve olsun. Ve onlarınki öyle değil. Bilmem ne bebek. New York bebek falan gibi isim olabilir. Her an karşımıza çıkabilir. Ama hiç Yozgat bebek de duymadım bak. Böyle garip yani. Ne demek bilmem ne bebek ya? Deliriyorlar bence insanlar. Bak ben sana delilik bunlar işte. Tabii ki. Yani böyle hazır bir şey arıyoruz ya. Hayatta hazır bir şey gerçekten olmaz. Yani siz bir maydanoz bile beslemek, maydanoz besliyorum evde. Maydanoz bile bakıyorsanız bir şey yapmanız lazım. Köpeğiniz varsa bir şey yapmanız lazım. Eviniz varsa bakarsınız. Yani böyle inşaatı bitmiş ilişki arıyoruz diye bir laf etmiştim bir zamanlar. Herhalde onu söylüyorsun. İlişki inşa edilen bir şeydir. Güven inşa edilen bir şeydir. Karşılıklı kurduğumuz o dinamik ilişki bizi bir yerlere götürür. İlişkinin içindeki eros inşa edilen bir şeydir. Biz hazırda bir malzeme buluyoruz. O hazır malzeme bize önce bir çekici geliyor. Ondan sonra o çekici gelen malzeme bittiğinde de cinselliğimiz bitti. Yani erosunu inşa etmiyorsun ki. Sevgiyi inşa etmiyorsun. Beğeniyi inşa etmiyorsun. Öfkeyle kurduğun ilişkiyi de konuşmuyorsun. Orada derinlikli. Benim bütün arkadaşlarımla aramdaki ilişki yemin ederim kaç katlıdır. Değil mi Onur? Yani başlar, emek verilir, kavga edilir, tartışılır samimi biçimde. Birbirimizi eleştirebiliriz, birbirimize bir şey söyleriz ve o katmanlanır, lezzetlenir. Anıl geldiğinde, sen geldiğinde,
Onur geldiğinde ben niçin çok mutlu olurum? Çünkü bana katmanlı ve lezzetli bir şey geliyor. Tek tip bir şey de değil. Bir sürü hikaye birikmiş ve bu hikayenin içinde olumsuz duygular da var. Yas da tutmuşuzdur, üzülmüşüzdür de, ağlamışızdır da, kahkaha da atmışızdır. Birbirimize destek de olmuşuzdur. Anıl'ın çocuğu hasta olduğu için ben üzülmüşümdür. Ben bilmem nereye gittiğimde Anıl peşimden gelmek istemiştir, üzülmüştür gibi inşa edilmiş bir şeyin görkemi var. Lezzeti var, katmanı var. Sofistikasyon aslında bir anlamda ilişkide. Öbürü hazır malzemeyi aldım. Yok öyle bir şey. Geçer, kaybolur. Yani hayatı böyle algılamak, böyle biçimlendirmek de çok katmansız bir şey. Yani herhangi bir şeyle kurduğun ilişkinin tek katmanlı olmasından bahsediyoruz. Yani ben mesela sen geldiğinde sadece mutlu olmak istiyorum. Yemin ederim sen geldiğinde en az mutlu olmanın cümlesini kurmuş durumdayım şu an. Çünkü sen benim için sadece mutluluk vericisin demektir. Halbuki sen bende bir sürü katmanı olan bir şey oluşturduğun için o mutluluğun da bir lezzeti ve tadını alıyorum. Hüznünü de alıyorum. Dertleşmeni de alıyorum. Susmanını da alıyorum. Hayat öyle bir yer değil. Hayat kaygılı bir yer aynı zamanda. Aynı zamanda mutlu tabii ki. Ama aynı zamanda işte ölümlü olduğumuz bir yer, hastalıkların olduğu bir yer, yaşlandığımız bir yer, başarısız olabileceğimiz, düşebileceğimiz bir yer ve çok lezzetli bir yer aynı zamanda da. Bütün bu düşmelerin de bir lezzeti var. Bütün bu lezzetleri bırakıp bir tane amaca kilitleniyorsun. O gelmez sana. O gelmez sana. Yani sen bir ağacın var ve bu ağaca diyorsun ki her sene bana 82 tane elma vereceksin diyorsun. Vermez. O sene az yağmur olur. Veremez. Bir dahaki sene 180 verir. Bilmiyorum. Zaten vermez. Seni kandırmışlar der. Doğa böyle çalışmıyor der. Bu sene yok der. Ve o seni iki tane verir. O çürüktür ve başka bir şey vardır onda. Ve çok katmanlıdır onunla kurduğun ilişki. Ya tabii. Konu zaten bohem. Hep bohem. Ben, bunun bohemlikle alakası yok. Bak görkemli hayat ne biliyor musun? Mesela adam kafaya takmış sadece ve sadece bilmem ne böceklerini inceliyor ve dünyanın her yerinde onunla öyle adamlar vardır. Adam çok acayip yemek pişirir. Adam çok iyi marangozdur. Konut kredisi çekme demedim. Konut kredisi amacın olmasın. Konut ne içindir? O senin görkemli hayata giderken ki aracınsa çekeceksin tabii. İçinde ne yaptığın önemli onun. Bilmem nerede evin var. Ne olmuş ki yani? Ne yapıyorsun? Cılız derim ona ben. Ama o evin içinde ben girdiğimde seni görmek isterim. Ben çoğu insana şunu söylüyorum. Evin sana benziyor mu? Kimsenin evi kendisine benzemiyor neredeyse. Ya böyle aklı fikri kendini nasıl göstereceğinde, nasıl sunacağında vesaire olmayan insanların çoğu hayatı görkemli yaşar. Bunun bohemlikle alakası yok. Oradan bana giyiremezsin. Ayrıca kabul etmedim. Ne hissediyorum? Neyden korkuyorum? Aslında neyden korkuyorum? Korkudan hemen kaçtığında onu çözmüş olmuyorsun. Ama bu arada korku da şu. Şimdi gerçek bir korku varsa, şimdi birdenbire üzerimize buradan hop diye bir kaplan saldırdı. Vallahi ben de korkarım, korktuğum yetmezmiş gibi bir de sizi de sarılıp böyle kaçırmaya çalışırım burada. Yani gerçek, otantik, şimdi ve burada bir korku var. Bahsettiğim korkular onlar değil. Onlar olmayan şeyin korkusu. O zaman ne yapıyorum abi, ne hissediyorum ben burada? Nasıl bir korku? Neye benziyor? Aslında nereme giriyor? Senin korku zannettiğin şey belki de narsizmana atılmış bir küçük çizgidir. Onu senin çözmen lazım. Orada korku nesnesi yoktur.
Okey. Buradan itibaren başlayacaksın abi. Ne hissediyorum ben yalnızken? Şimdi korkuyorum dediğinde yapacağın iki eylem var. Bir, orada titremek. İki, oradan kaçmak. Üç, bir tane birine gidip sana ilaç verecek. Halbuki orada senin çok temel ve derinlikli bir meselenin cevabı var. İlacı da verdim ben sana. Artık da korkmuyorsun. Örtmeyelim. Ateşini söndürmüş olurum. Ama asıl neyden korkuyorum? Ben o anda ne hissediyorum? Derinlikli biçimde irdelemekten bahsediyorum. Bir soru değil. Ne hissediyorum? Neye işaret ediyor? Orada ne gibi bir geliyor? Başıma ne gelecek gibi geliyor? Ne zamana işaret ediyor? Ne zaman bunu hissetmiştim? Soru sormaktan bahsediyorum. Biraz onun içinde durma cesaretinden bahsediyorum. Meselelerin hepsini bir psikiyatrik sorun zannetme hali. La insanlık hallerinin hepsini bir tanı mı koyacağız? Sevgilim beni terk etti, hastayım mı? Her sevgilisinin acı çeken hasta mıdır? Her fail edişimizde, her yere düşüşümüzde olan şeye hastalık mı diyeceğiz? Her korkumuza hastalık mı diyeceğiz? Her şeyi psikiyatrinin alanına mı sokacağız? Yok öyle bir şey. İnsanlık hali bunların çoğu bir yanıyla da. Demek ki bunları başka metotlarla da çözmeyi öğrenmemiz lazım. Yani şimdikileri bilmiyorum ama eskiden bir takım dergahlarda, mergahlarda oturup insanlar hemhal olup dertleşirlermiş birbirleriyle. Mesele çözerlermiş bu. Sadece psikiyatriyle, psikolojiyle, şununla bununla çözülecek bir şey değil. Hayat hali, hayat. Hayat. Hayatın kendine ait. Halleri var, bunların hepsine tanı koyup hepsini söndürmeyelim. Hiç kötü hissetmeyelim olmaz. Hüzün yerli yerinde olduğu çok kıymetli. Ama hepsini örtelim o zaman bunların. Hiç kötü bir şey hissetmeyelim. Yas dediğin şeyde çok yakınını kaybedersin. Çok depresyona çok benzer. Antidepresan alın. Yemin ederim mahvedeceksiniz hayatınızı. Çünkü o yası yaşamanız gerekiyor. Hep aynı örneği veriyorum.